Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz yazar Suna Güler. Hoş geldiniz Suna Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de çok iyisiniz dilerim. İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, Suna Güler. Suna Güler çok fazla kırılma geçirdiği için, çok fazla kimlik değiştirdiği için biraz sıralamak zor olabilir. Asıl mesleğim modelistlik. Ama iş kadınlığından emekliyim. Aile şirketimiz vardı. Ee, ardından e, yazarlığa başladım. Yani bütün işleri tasfiye edip hı hı. sadece yazarak mutlu olduğumu fark ettim. Şu anda yazıyorum. Karabük doğumluyum. Ondan sonra İskenderun ardından İzmir ardından Datça ve şu anda Çanakkale'de yaşıyorum. Ee, yaşam grafiğim böyle bir şeyler. Kırılmalarla. Göçlerin sebebi iş mi? E ee, Karabük'ten İskenderun'a iş, sonra İzmir'e iş. Ee, İzmir'den sonra e, hem işimizi tasfiye ettik hem eşimle yollarımızı ayırdık. E, dolayısıyla benim küçük bir yerde yaşamaya ihtiyacım vardı. Yazabilmek için, kendimi ifade etmek için. Datça'ya taşındım. E, ama Datça son birkaç yıldır çok büyük bir değişim geçiriyor. E, biraz beni... E, motivasyonumu bozdu hı hı. ve Çanakkale'ye geldim. Daha sessiz, daha yavaş bir kent diye. Bir de büyük şehir istiyordum. Artık şehir hayatı istiyordum biraz da. Datça'da en büyük keyfim trekkingciyim. En tatlı, en keyifli trekkingleri orada yaptım. Pek çok yazıma ilhamı da Datça'da aldım. Hı hı. Onun dışında Sunagüler Egeli Kadın Yazarlar platformu üyesidir. İgil kadın yazarlar tam bir e, kadın yazar dayanışması ve edebiyatı yüceltme çabası için dolan bir topluluktur. Onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Pek çok ortak yapım gerçekleştirdik. E, anma günleri, e, hani ge, ustalara saygı günleri vesaire düzenledik. İgil kadın yazarlardan bir yazar bir kitap yayınlattığı zaman önce grup içinde okunur, yorumlanır yönlendirilir. Yönlendirilir değil de yol aydınlatılır falan. Böyle kimse kimseyi yönlendiremez aslında. Özgür bir toplumuz. Ee, ayrıca Türkiye Yazarlar Sendikası üyesiyim ama çok yeniyim daha. Birlikte pek bir şey yapamadık. O konuda pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Hı -hı. Zamanla gösterir bakacağız. Hı -hı. Peki nasıl yazar oldunuz? İşte yazar olunmuyor aslında. Çok klasik, çok klişe bir <laughs> cevap ama e, yazar doğuluyor. Benim için bir dürtüydü yazar. İş kadınlığı dönemimde de notlar tutuyordum. Sonra o yazdığım notlar birilerinin eline geçip dalga geçiyorlardı. E, utanıyordum e, falan. Sonra gizlemeye başladım yazdıklarımı. Gizli gizli bir roman yazdım. Hala yayınlanmadı. Hala bilgisayarımda kayıtlı. Yeniden kurgulanmayı bekliyor. Ama sonra e, işte bazı yazı atölyelerine falan katıldım. Onlardan biri ilk kitabım böyle, ilk iki kitabım benim dil arayışımdır. ödül Zamanlar ve Özgürlük Çıkmazı, öykülerden oluşur. Ödünç Zamanlar'da öykünün üç hali var. Yayıncısı kendisi talip oldu ben bu kitabı yayınlarım diye. Hı hı. Aynı şekilde Özgürlük Çıkmazı'na da İlya Yayıncılık sahip çıktı. Biz yayınlayalım diye çok da güzel bir tanıtım falan yaptı. E, o ikisi beni tetikledi galiba. İşte o arada ben e, Günah Kadına Yaraşır'a başlamıştım. Günah Kadın'a yaraşır bir dönem romanı. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında e, mübadil gerçeği ve e, Anadolu'nun sosyokültürel yapısı sorunlarının anlatıldığı bir roman. Ayrıca bir gizli aşk var tabii orada. O gizli aşkın da bir faturası var. O fatura kadına çıkıyor otomatikman. E, oysa okuyanlar biliyorlar ki e, hani neredeyse kitaptaki tek masum kişi. O kadın. Hı hı. Ee, ne söylenebilir? Günah Kadına ile ilgili konuşulacak o kadar çok şey var ki. 6 yılda yazıldı. 4 yılı araştırmayla geçti. 4 yılı hı hı. hem mübadilleri araştırdım. Neler yaşamışlar, neler görmüşler. Hem doğu kültürünü araştırdım. Çünkü çok yabancıyım. Hiç e, seyahat olarak bile hani e, şey gittim tabi ama şey olarak. Yani turlarla gidince hı hı. bir şey görmüyorsunuz. Vitrinde ne varsa onu görüyorsunuz. E, i̇ki sene neredeyse hiç mola vermeden tamamıyla asosyal yazmayla geçti. E, araştırmalar bittikten sonra. Günah kadına yaraşır öyle bir roman. İkinci baskı, ilk baskısı tükendi zaten. Hı hı. Sonra e, bu arada ben şey yapıyordum. Hmm. Ha trekkinglerim, trekking yaptığımı bilen e, bazı dergilerden öyküler istediler. Bana hiç şey gelmemişti. ilginç gelmemişti. Ama yazıp göndereceği dergiler yayınlamaya başlayınca kitaplaştırdım. Datça serüveni çıktı ortaya. Bu arada kendimi anımsatmak için tuttuğum notları... Datça'da bir panom vardı. Orada paylaşıyordum. Herkes de gören de bu hangi kitabınızdan diye soruyordu. Ben de öyle bir kitap yok dedim. E, biz o kitabı isteriz dediler. 13. Burç çıktı. 13. Burç bana... Söz büyücüsü lakabını karıştı, kazandırdı. Hı hı. Okurlarım söz büyücüsü deyince ben de tuttum şapkasını tamamladım. <laughs> Şapkayla söz büyücüsü oldum. Yani olduğumu kabul ettim. Ne anlatıyor kitabınız peki? 13. Burç. Kurgusu, sayfa yapısı çok değişik bir kitap. Ee, burç takvimi şeklinde hazırlanmıştır. Ee, şey, her gün bir öneri, bir öykü, o gün unutmak istemediğim o günle ilgili bir not, ama kişisel değil. Hı hı. Hani bir yerde okumuşum, bir kitaptan alıntı yapmışım ya da bir şey, bir düşünce geliştirmişim, onu not olarak almışım. Onlar birikmiş. Aslında benden kitap talep edildiği zaman e, sayı yeterli değildi. Hı hı. Çünkü 366 ayrı madde bulmam gerekiyordu. Böyle bir talep olunca bir sene yine sağlık sorunlarım varken bir e, Hmm, Brucella mikroba aldım ve iki sene sürdü. Tedavisi yanlış teşhisler yüzünden. O arada 13. burç çıktı ortaya. Ee, daha da geliştirilebileceğini şimdi görüyorum. Ama fırsatım yok çünkü üç farklı kitap üzerinde çalışıyorum. Hı hı. Bir e, yaşamın içinden bir araştırma kitabı ki İlyada destanını kurcalıyorum. Bir çocuk kitabı e, hangisi ne zaman ipi göğüsler bilmiyorum. Böyle bir çalışmalar ama onların arasında 13. Burcu mutlaka yeniden gözden çekirip, yeniden geçirip, yeniden kurgulamayı planlıyorum. Çünkü e, özellikle genç kuşağın çok ilgisini çekti hı hı. ki kişisel çabamla. Yayın evinin bir çabası olmadı. E, yani böyle biraz e, butik yazarlar diyorum gözden kaçıyoruz bizler. Hı hı. Çok satanların arasında e, maalesef kaybolup gidiyoruz maalesef. Peki sizi öteki yazarlardan ve kendinize rakip olarak gördüğünüz yazarlardan diyelim. Ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Ee, bir kere kimseyi rakibi gör, rakip olarak görmüyorum. Hepsi benim hı hı. silah arkadaşlarım. Güç birliği oluşturuyoruz. Birlikte sanata, edebiyata hizmet ediyoruz. Benim farkım ne olabilir? Son derece özgünüm bir kere. Yani kurguyu öne çıkarmıyorum. Ee, ...yaşamın içinden bir şeyler olması gerekiyor yazdıklarımda. E biraz da fazla hmm, azimliyim diyelim. <laughs> Şuarıklık diyeceksiniz. Ama öyleyim gerçekten. Peki son dönemlerde, son günlerde daha doğrusu sosyal medyada bir paylaşımınız var. Oldukça ilgi gördü. Çanakkale'de bir güzel sanatlar ortamı oluşturmaktan söz ediyorsunuz. Ve Çanakkale'yi güzel sanatların... Başkenti olarak gösteriyorsunuz. Biraz açar mısınız? Burada neler yapıyorsunuz? Çok güzel bir soru bir kere. Onun için teşekkür ederim. Bunu görmüş olmanız çok enteresan. Ee, Çanakkale'nin dokusunda var zaten sanat. Çünkü büyük bir efsanenin temelleri üzerine yükselmiş hı hı. bir kent Çanakkale. Dokusu öyle doğasında da var. Yani sosyal yapısı öyle. Ee, nasıl anlatayım? Yani sanat Çanakkale'de çılgınca karşılanıyor ilgiyle karşılanıyor ee, ama bunun ifade edilmesi böyle dönemsel e, etkinliklerle falan olmamalı Çanakkale bir pınara dönüşmeli bunun için olanakları var hı hı. koşullar elverişli ee, belki e, yara yönetimler e, sosyal yaşamı daha güzelleştirmek adına ...göz ardı edebiliyorlar ya da farkında olmayabiliyorlar. Sonuçta onlar bir siyasetçi. Maalesef siyasetçiler biraz edebiyata ve sanata çok şey değiller. Ee, yakın durmuyorlar çünkü haklı olarak yani kendi işlerine büyük bir mücadele içindeler. Ben Çanakkale'de bunun e, hani siyasetçilerden falan... E, soyutlanmış bir şekilde sanatçıların inisiyatifiyle gerçekleşen bir ortam olması arzusundayım. Hı hı. Öyle bir ortam olmalı ki e, sanatçı düşüncelerini oluşturulan panolarda ifade edebilmeli, çalışmalarını sergileyebilmeli, birebir sanatseverle diyalog kurabilmeli. Hı hı. E, orası e, sanatın böyle kımıl kımıl olduğu, kaynadığı bir yer olmalı. Ve Çanakkale'de bunun için çok güzel ortamlar var. Böyle dolaştım. Bir takım fizibilite çalışmaları falan yaptım. Ee, bazı arkadaşlarıma da konuyu açtım. İlgi gösterdiler. Hep birlikte yapacağız inşallah. Yani bunu gerçekleştirdiğim zaman büyük olasılıkla sizler beni yeniden misafir edeceksiniz. Bundan eminim. <laughs> Biz tabii ki keyifli ağırlarız sizi ama umarız e, hedeflerinize de ulaşırsınız, gerçekleştirirsiniz. Dilerim. Asıl büyük arzum o zaten. Yani şu daveti kabul etmesi nedenlerimin öncelik ki önceliği o konuda yani e, o projeyi açıklayabilme fırsatı bulabilmek adınaydı. Hı hı. Bu fırsatı verdiniz çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz ne demek. Peki sizce kimler yazar olmalı ya da kimler yazar olabilir? Hangi özelliklere sahip olması gerekir bu kişilerin? Şimdi e, daha önceki sorunuza geri dönmüş olacağız. Yazar da olur. Hı hı. Eğer bir yazar yaşamı sorguluyorsa insanı sorguluyorsa ve bir sorumluluk duyuyorsa, kendini ifade etmek istediği konular varsa zaten yazacaktır. Kimse kontrol edemez. Geriye bir tek teknik kalır, kurgu kalır. Onları da bir şekilde işte çok önemsemesem de yaz atölyeleri bilmem neleri yolunu aydınlatacaktır. Çok okumak gerekiyor. Çok okuduğunuz zaman zaten Kendinize göre bir dünya dünya görüşünüz oluyor. Hı hı. Onu ifade edebilmek e, ortamı arıyorsunuz. Hı hı. Ne yazık ki şöyle bir sorun var. Başlamanın en büyük sorunu o. E, yazı, yazma aşaması çok sancılı ama e, acı veren tarafı o sancı değil. O keyifli bir sancı. E, bin hüzünlü hazda, e, vissato bener şeyler işte. Yani o hazı anlatır. Haz ve acının birlikteliğini anlatır. Ee, yayınlatma aşamasına gelince kapılar biraz duvar oluyor. Özellikle biraz zor oluyor. bir de ilk kitabın olsa ...ilk kitapta çok ciddi bir duvar çok evet. oluyor. Çok, yayınlatıyorsunuz şey zannediyorum Bir hat karıştırdı. Çok özür dilerim küfür sözüm <laughs> için. Ee, bir iş başardığını zannediyorsunuz ama... E, Yayıncının pek de bunu umursamadığını görünce de modunuz düşüyor yani enerjiniz eksiliyor. Ee, oysa bu nasıl ifade etsem yeni başlayanların söyleyecek yeni sözleri var, fark yaratacak sözleri var. Oysa bizler çok satanların peşinde sanki tek tip okur haline geldik. Onların peşinden koşuyoruz. Ee, fırsat verilmesi için ortam oluşturulmalı diye düşünüyorum. Bu biraz Kesinlikle. da yerel yönetimlere düşüyor galiba. Hı, hı. Maddiyattan ziyade Kesinlikle. biraz daha manevi tarafa odaklanılmalı. İşte şu güzel sanatlar ortamı dediğim şey tam da bu amaca hizmet ediyor. Hı hı. Öyle bir ortam olduğunu düşünün. Düşüncelerinden, kitaplarından bölümleri Panolar yerleştirilmiş bir yerde yayınladığını, insanların orada yeni bir şeyler okuyacağını bilmelerini ya da o yazının yazarıyla tanışma fırsatını yakalayacağını bilmeleri ve geçerken şöyle bir uğrayıp küçük bir sohbet etmeleri büyük bir değişim olacaktır diye umuyorum. Dilerim gerçekleşir. Gerçekleşmezse de bir başka gerçekleştiren çıkacaktır. Kesinlikle efendim aynı evet. fikirdeyim ve umuyorum tabii ki. Pekala bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, i̇zleyicilerimize neler söylemek isterim? Sanat insanın mimarıdır. Fazlalıklarını alır, eksikliklerini tamamlar, gerçek insanı ortaya çıkarır. Oysa günümüzde teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki biraz göz ardı ediyoruz. Bu büyük bir haksızlık. Birbirimize yabancılaşıyoruz. Duygudaşlık bağları çok gevşedi. Giderek daha da kopacak ve insanlar daha da yalnızlaşacağız. Bunun çözümü sanatta. Bunun farkına vardığımızda ancak kendi içimizdeki bütünlüğü sağlarız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz yazar Suna Güler'di. Bir sonraki programımızda görüşünce de hoşçakalın.